Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün internette bulduğum birçok komik fotoğrafla beraber sizlerle beraberim. Az önce kurduğum cümlenin hiçbir anlamı yok. Neyse, dediğim gibi internette bulduğum komik ve saçma fotoğraflarla beraberiz. Bugün o fotoğrafları inceleyeceğiz. Dünya hepime yaşayanlardan umursamazlığın doruklarında 15 paylaşım diye bir şey var. En başta ona bakacağız. Videoya geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu henüz beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenenler 10.000 dolarlık elmas bulur yerde. En başta ben kural tanımazım dostum diye bir tane fotoğraf var. Lütfen oturmayın yazısı yazan bir koltuğun üstünde oturan bir teyzemiz var. Cidden dünyayı umursamıyorlar gerçekten. Hani böyle bir rahatlık yok yani. Gerçekten böyle bir rahatlık yok. Bir tane de itfaiyeci abimiz var, böyle oturmuş. Elinde itfaiye hortumuyla beraber yangını söndürmeye çalışıyor. Oraya da yazmış ki editör, söner ya gerçekten, hani adam tutmuş hortum elinde, söner söner boş verin der gibisine oturuyor. Kanka niye orada oturuyorsun? Çünkü canım öyle istedi. Bu fotoğrafa bakınca da aklıma direkt o geliyor. Abi niye oraya çıktın diye sorsan keyfim öyle istedi, canım öyle istedi diyecek adam bize. Burada da bir tane adam alışveriş yaptığı berenin daha üstünden etiketini, alarmını çıkarmamış. Git istediğine şikayet et dercesine gerçekten otobüse de binmiş böyle. Rahat yani, keyfime kahyası yok dercesine kullanıyor bereyi. Ne oluyor lan? Park etme üzülürsün yazısı yazan bir tane duvarın dibine iki tane araba park etmiş. Üzülmeye aşığım diye de bir ekleme yapmışlar. Gerçekten adam hani racon kesercesine arabayı oraya koymuş ve umrunda değil dünya. Orada da bir tane küçük kedi var. Çok tatlı duruyor arkadan. Burada da uzun yolculuk otobüsü olduğunu tahmin ettiğim bir otobüste dünyayı sallamayan, umursamayan iki tane adam görüyorum. Bir tanesi bak beyaz cedi gibi giymiş, o fazla belli değil. Dikkatli bakarsanız orada da bir adam yatıyor. Diğeri de böyle uzanmış koltuktan kafasını çıkarmış. Hani dünya benim lan, ne diyorsunuz gercesine. Muavin böyle içecek getirdiği zaman kafaların üstünden geçecek bence. Mutlu akşamlar dilerim diye bir tane fotoğraf atmış Erkan Petekkaya. Sonra da Kız Kulesi'ni unutmuşum önceki fotoğrafta diye onu yenilemiş fotoğrafta. Öncekini silmeyip yenisini atmış. Umursamazlık seviyem de benim bu kadar, aynen. Bu adam da kamyonun üstüne çıkmış, dünya umurunda değil gercesine oturuyor kamyonun üstünde. Abi çok güzel ya. Biraz dinlensin dercesine ayakkabısını böyle çıkarmış, koltuğa uzatmış bir tane teyzemizi görüyoruz. Antalya'daki otobüslere benziyor bunlar. Sanırım Antalya'da geçiyor bu olay. Valla dünya umurunda değil. Oh, memleket kendinin gibi ellerini de birleştirmiş. Aşkım neredesin, iyi misin? Ha evet ya, arabanın yarısı ezildi de oturuyoruz öyle dercesine bir fotoğraf var burada da. Abi bu nedir ya? Tır geçmiş arabanın yarısından. Yarısı böyle sallanıyor uçurumda, yarısı da böyle ezilmiş, kadın çıkarmış ayaklarını telefonla konuşuyor. Burada da bir sel basmış bir evin balkonu gibi bir yerde oturan iki tane adam var. Bir tanesinin de elinde şu şeyden var, adını unuttum onun. Bilenler yoruma yazmayı unutmasın. Adam hiçbir şey umursamıyor, oturmuş orada. Çok güzel vallahi ya abi, bu kafayı istiyorum. Bu olay Türkiye'de yaşansaydı orada bir tane de nargile olurdu kesin. Benim kalbim olmuş mayın. Oğlum tipe bakın lan, bu ne lan? Abi ne kadar rahat ya. Nasıl patlamıyor onlar ya? Burada da tahminimce Batakya'da gömmeli oynayan E4'te mi A4'te mi çevir yolunda mı artık neresiyse burası, abilerimizi görüyoruz. Burası %100 Rusya anasını satayım. Hani kesinlikle Rusya burası. Adam da sahilin dibinde iki kişi balık tutuyorlar. Yüzen insanların yanında balık tutuyorlar. Dediği gibi kanca birinin götüne girecek, az kalmış. Bu ne lan? Lan bu ne lan? Burada ne anlatmaya çalışıyorsunuz ya? Bu ne ya? Neyse arkadaşlar, şimdi başka bir tanesine daha bakacağız. Milenyumda hayatımızın tam ortasında olan ama şu an varlığını unuttuğumuz 15 şey. Eskiden olan 2000'lerde 2005'lerde falan bu tarihler arasında olan ve şimdi hiç görmediğimiz kitaplar var. Tüm dersler ilköğretim 2. Bak bu kırmızı kitabı yemin ederim hatırlıyorum. Bende de vardı bu. 4. sınıfta almıştık bundan. Bunlar böyle alınıyordu. Bazıları yarısını çözüp kitapçılara veriyordu. Sen de gidip kitapçıdan yarı fiyatını alıyordun onu. Vay be. Aa, kontör kartları. Bak bunu da hatırlıyorum. Abi bana 250 kontör versene falan, 150 kontör. Böyle online oyunlarda Metin 2'de falan 100 RP 100 kontör da hatırlıyorum bak. Oğlum en iyisi buydu ya. Bak en iyisi buydu. Teletex gerçekten en iyisi buydu. Hava durumuna bakabiliyordun. Ekonomiye, dünyaya, her şeye bakabiliyordum burada. Vay be. Oğlum bu tabakları hatırlıyorsunuz mu? Belki bazılarınızın hala evinde vardır bu tabaklardan. Bak duygulandım. Arkopol yemek takımıymış. Gazete kuponları be. Lan ben Sudoku almıştım böyle. Küçük drone vardı o zamanlar, böyle helikopter diye geçiyordu. RC helikopter almıştım kupondan, bir de Sudoku almıştım, ders kitabı almıştım lan, vay be. Ansiklopedi seti lan, aynısı vardı herhalde bizde, aynı tipi. Bak tipi aynı, hatta sabah gazetesiydi o da, belki de o da meydanla Rus'tur.
Larus. Ne yazıyor acaba orada, okuyamadım. Neden bu kadar büyük olduğunu anlayamadığımız müzik seti. Aynen şu anda benim şu kadar hoparlörlerim var, iki tane. Eskiden bunlardan her evde vardı ama yani. Bak bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Walkman ve Discman olduğunu biliyorum bunların ama hiç sahip olmadım. Ama gerçekten bunları taktığınız zaman kendinizi Amerikan dizisinde hissediyordunuz gerçekten. Oğlum be lan bu... Vay be, bunları unutmuyorum lan. Şu tavşandan çok korkardım ben eskiden. Cidden hatırlıyorum bunu. Esvakiki maymunu. Oğlum bunu hatırlıyorum. Bunun bende çantası vardı. Bu maymunun logosu olan çanta vardı bende. Hatta bunlar zamanında MP1 diye bir şey vardı. MP1 çocuğu 101 zubolobolop diye bir de şarkı vardı. Oğlum bunun şeftalesi efsaneydi ya. Bunun reklamları da çok güzeldi. Bak hatırlıyorum bunu. Aa, yasaklanmış mı bu? Yasaklanmasıyla ünlü, hepimize üzüntü veren Aruma'ya. Hatırlıyorum bunu. Bunun yasaklandığını bilmiyordum ama. Bu en baştaki açacaktan bende de vardı ve bu açacağa sahip olmak çok havalı bir şeydi o zamanlar gerçekten. Vergi iade fişi. Bak bunu da bilmiyorum ama gerçekten güzel bir şey gibi duruyor. Oğlum be, bende klavyeli mouse'u bir tane Atari vardı. Yemin ederim o zamanlar bilgisayar yoktu. 6 yaşındasın. Böyle gidiyorsun, o zamanlara 20 lira falan paraydı. O zaman da 20 lira çok büyük bir paraydı. Şimdiki gibi değil. 20 liraya klavyeli bir tane Atari alıyorsun ve mahallenin reisi oluyorsun. Mahalledeki en havalı çocuk oluyorsun. Tabii bütün gün böyle bundan şey oynuyorduk. Bomberman oynuyorduk, Super Mario oynuyorduk, Sonic oynuyorduk. Evet ya. Elektrikli soba gördüğüm zaman aklıma direkt ne geliyor biliyor musunuz? Bunların üstünde böyle mandallar vardı ve o mandallarda şey yapılırdı. Ekmek ısıtılırdı. Bak onu çok iyi hatırlıyorum. Benim de burada bir tane elektrikli sobam var ama üstünde o mandaldan yok. Mandalım olursa ben de ekmek ısıtacağım lan. Sırf eski günlerin hatırına. Gerçekten her evde bulunan bu perdeyi asla unutamayız zaten. Gerçekten efsane bir perde ya. Şimdi sarışın olunmaz doğulur. Sarışın olmaya heves edip korkunç soruşala... Şimdi sarışın olunmaz doğulur. Sarışın olmaya heves edip korkunç sonuçlara ulaşan 18 ünlü diye bir tane testimiz var. Pardon, test değil bu, sadece resimdi. O resimlere bakacağız şimdi. Şimdi hayatımda gördüğüm en saçma test de olacak çünkü. Hani sarışın olmaya çabalamasına laf etmişler ama kadın harika güzel olmuş bence. Hani bu editörün bir sorunu var bence. Çünkü kadın da çok güzel yakışmış bence yani. Bence Kendall da denememiş, gerçekten acayip güzel olmuş. Hani bu editör gerçekten, hani bence sarışın sevgilisi bu adamı terk etmiş. Sarışınlara karşı bir böyle kini var. Kadının güzelliğine bak. Kylie de çok güzel olmuş bence gerçekten, hani. Gerçi güzel olmuş. Hani o kadar güzel olmamış diğerleri kadar ama gerçekten yakışmış yani. Saçma bir şeye bakıyoruz şu anda. Bence Demet Akalın'a da yakışmış. Bak ilk fotoğraf iyi olmamış o kadar ama diğeri iyi olmuş. Yani güzel, niye bu kadar beğenememiş bu editörü anlamadım. Yok, Hande Yener'e olmamış. Gerçekten Hande Yener'e olmamış. Hande Yener ne lan? Hande Yener'e gerçekten yakışmamış. Bana Del Rey'e laf atıyor adam ya. Bu ne cesaret ya. Kadındaki şu güzelliğe, şu asalete bak, nasıl beğenmiyorsunuz siz ya? Benimle aynı düşüncede olmayan var mı merak ediyorum şu anda. Nasıl fiyasko abi, sen sarışın nasıl olur, bu adam bilmiyor mu? Katy Perry de güzel olmuş bence, hani o kadar kötü olmamış ki. Yani korkunç sonuçlara ulaşan diye bir başlık atılmaz ki buna. Clickbait'in ırzına geçiliyor. Hayır. Hani kadınlar feminist olur, nefret eder ya erkeklerden. Bu editör de kesinlikle sarışın sevgilisi tarafından terk edilmiş, eminim. Bak Johnny Depp olmamış. Bak doğru olmamış. Justin'e yakışmış bence yani. Yakışmış yani. Angelina Jolie'ye laf atıyor ya. Oğlum ne oluyor lan? Şimdi hızlı devam edeceğim. Yakışmış yakışmamış diyeceğim. Bu kadar saçma bir şey görmedim. Yakışmış. Yakışmış gerçekten. Justin Timberlake'e de yakışmış. Sonra yakışmış. Gökçe Bahadır'a da yakışmış. Hani o kadar kötü durmamış. Taşıyabiliyor saçı bence. Hadise'ye zaten yakışmış. Hani bu kadar saçma olamaz ya bu. Bu ne, bu kim lan? Şey değil mi bu? Aynen, Kristen Stewart. Yakışmış. Sonra burada da şey var, Jessica Biel. Tanımıyorum bu kadını. Gerçekten çok yakışmış. Hani sarışın çok daha iyi olmuş. Hani ben sarışın şeyleri fazla sevmem aslında ama bu test çıldırtıyor beni. Şimdi bir psikiyatrisin etrafında duymaya çok alışkın olduğu 10 şey. Psikiyatrisin. Bakalım nelermiş. Sizce ben depresyonda mıyım diye bir soru. Doğru bence yani, direkt bu sorulur. Hani gerçekten bu testten bana da yapmalarını istiyorum, ne çıkacağını harbi merak ediyorum ya. Oğlum bu ne? Terapi sürem dolduktan sonra ne yapacağım, bir daha gelmeyeceğim mi? Bu fotoğraf ne? Ben hiç psikiyatriste gitmediğim için bilmiyorum, hani bu herhalde bağımlılık yaptığını mı anlatmaya çalışıyor, ne anlatıyor bilmiyorum. Ben var ya tam psikiyatriste gidecektim, sen çıktın karşıma, gökte ararken yerde buldum seni, bunu anlamadım. Çocukluğa nasıl iniyorsunuz peki, aynen. Hipnoz gerçek mi? Peki siz yapabilir misiniz? Hani cidden şu fotoğrafa bakınca biraz beynim bulanıyor yani. Gerçek olabilir de olmayabilir de. Geçmişi komple unutmak, beyinden sildirmek o filmdeki gibi mümkün olabilen bir şey mi acaba? Hangi film acaba?
Peki siz depresyona girince kendiniz mi hallediyorsunuz yoksa siz de mi doktora gidiyorsunuz? Sonuçta bunu ben kendim bile halledemiyorum. Siz nasıl halledeceksiniz ki? Üstelik beni tanımıyorsunuz bile. Gerçekten doğru. 6 senelik tıp fakültesinin ardından 4-5 yıl süren uzmanlık eğitimi alanında uzman kişilerden alınan kurslar, workshoplar, test hazırlama döneminde yapılan uzun araştırmalar ve saymaya devam edersek sıkılacağınız birçok eğitimi sayesinde aslında sizi ve sorununuzdan gayet iyi biliyoruz. Ben inanmıyorum abi. Psikiyatrist ne olursa olsun beni benden iyi tanıyamaz. Bu saçma bir şey. Keşke sizden bir tane de evde olsa her ihtiyacım olduğunda yanımda olurdunuz. Çok saçma bir test. Ne yaptık biz ya? Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün saate bakayım bir dakika. Cumartesi ve saat 7. Daha benim çok yapacak işim var bugün. Bir iki tane daha video çekeceğim. Belki bugün ikinci videoyu da atabilirim. Çünkü bugün pazar ve hiç hayatımda daha önce iki video atmamıştım. Denemek istiyorum nasıl bir şey olacak iki video atmak. O yüzden bugün dediğim gibi ikinci videoyu da atabilirim. Eğer atarsam onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.